Kolay Doğal Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sebzeli bir tavuk çorbası tarifi vereceğiz. Çok güzel bir eser olacak. Bir tane tavuk butumuz var bütün olarak. Tavuk butumuzu tenceremize aldık. 7 su bardağı su ilave ettik. 2 diş sarımsak doğradık, içine attık. Ocağımıza aldık. Tam 40 dakika pişirdik. Tavuğumuz çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle tavuğumu bir tabağa alıyorum. Suyunu da süzdürüyorum şöyle. Doğradığımız sarımsaklar içinden pişmiş, tadını vermiş. Suyun içinde şöyle biraz ezebilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Ufak bir soğanımız var. Küçük küçük doğradık. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, çay kaşığı karabiberimiz var. 2 yemek kaşığı pirincimiz var. Pirincimi de suya koydum. Böyle bekletiyorum. Yumuşadı iyice o da. Ufak boy bir patates rendeledim. Bir tane iri havuç rendeledim. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Çorbamızı pişiriyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. Şöyle hafif bir zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağ da dökebilirsiniz. Tereyağımızı da ilave ediyoruz. Ocağımızı biraz kısıyoruz. Soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Soğanlarımız hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz. Soğanlarımız hafif pembeleşti. Önce havuçlarımızı katıyoruz. Hafif soteledikten sonra patateslerimizi de katıyoruz. Patates çok çabuk dibe yapışır. Patatesleri karıştırmıyorum. Havucun üstüne koydum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle 2 dakika pişiriyorum. Pirinçlerimizi de katıyoruz. Hemen suyumuzu ilave ediyoruz. Tavuk suyumuzu. 7 su bardağı su tavuğu ilave etmiştim. Bu aşamada biraz pişsin. Sebzeler yumuşayınca bakarsınız. Suyu azsa su ilavesi yapabilirsiniz. Pirinç ve sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet. 10 dakikadır çorbamız pişiyor. Pirinçlerimiz de yumuşadı, sebzelerimiz de yumuşadı. Pirinç biraz suyunu çekti. 2 su bardağı daha sıcak su ilave edeceğim. Toplamda 9 su bardağı su ilave etmiş olduk. Kıvamı çok iyi şu anda. Bu aşamada tuz ve karabiberimizi katıyoruz. Etlerimizi de ilave ettik. 5 dakika daha pişiriyoruz. Son olarak maydanoz, dereotu, elinizde ne varsa ilave edin. Ocağımı kapatıyorum ve kapağını da kapatıyorum. 10 dakika dinlendirip servise alacağım. Çorbamız tam 10 dakikadır dinlendi. Şöyle güzel bir kıvama gelmiş. Dereotu da mis gibi kokutmuş. Şöyle kasemize alalım. Gerçekten çok güzel bir eser meydana çıktı. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel çorbalar yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.